Ben yine işte biliyorsunuz yaz dedik, deniz mevsimi geldi. Çocuklarda özellikle, çocuklarda ve yetişkinlerde işte, ama çocuklar zannediyorum 5 yaş altında tekrarlayan orta kulak iltihapları çok gerçekten bütün kış boyunca aileleri zorluyor. Kreş çağındaki çocukları özellikle. Peki buna artı olarak kulakta sıvı birikmesi gerçekleşiyor ve işitme kayıpları gerçekleşiyor. Denize girmek bunu tetikler mi? Ama sadece sorun bu değil. Aynı zamanda bunun nasıl tedavi yöntemleri nelerdir? Bunları da merak ediyoruz. Buyurun hocam, bize bilgi verin lütfen. Şimdi orta kulak enfeksiyonlarının birincil kazanılma yolu, yani bizim o hastalığı kapma yolumuz biliyorsunuz burnumuz ve üst solunum yolumuz. Yani belki bazı bireylerin düşündüğü gibi dış kulak kanalımızdan, kulağımızdan biz bu hastalığı kapmıyoruz. Dış kulak kanalımızdan, kulağımızdan kaptığımız hastalıklar daha çok dış kulak kanalını ilgilendiren, yani kulak kepçemizden kulak zarımıza kadar olan bölgeyi ilgilendiren bölgede bizim dış kulak yolu iltihabı ya da otitis externa dediğimiz bir durum. Bu özellikle yaz aylarında insanlar denize, havuza daha çok gittikleri için, özellikle iyi temizlenmeyen havuzlarda ya da enfekte işte denize maruz kaldıklarında dış kulak yolu iltihaplarını, buna yüzücü kulağı da denir biliyorsunuz, yazın daha fazla rastlarız. Ve bunun tedavisi de genellikle işte lokal damlalar, kulak içerisine uygulanan damlalar, antibiyotikler, iltihap çözücü ilaçlar ve benzeri şekilde yapılır. Dış kulak kanalı iltihabı, o bahsettiğiniz ilk başta işte tekrarlayan orta kulak iltihabı, işte burun tıkanıklığıyla beraber gitmesi vesaireyle çok ilişkili değildir. Daha yoğunlukla gördüğümüz, çocukluk çağında çok fazla gördüğümüz otitis media adını verdiğimiz orta kulağın enfeksiyonlarıdır. Orta kulak dediğimiz yer, dış kulak kanalından gittiğimizi düşünelim, yaklaşık bir 2-2,5 santim derine gittiğimizde kulak zarımız var. Kulak zarının daha iç tarafında kalan, daha vücut tarafında kalan kısmında kemikçiklerimiz var. Kemikçikleri de barındıran bu boşluğa biz orta kulak diyoruz. Orta kulak, östaki tüpü adını verdiğimiz bir tüple genize bağlanıyor. Yani burnumuzun tam arkasına bağlanıyor. Dolayısıyla burnumuzda bir enfeksiyon varsa, sinüslerimizde bir enfeksiyon varsa, boğazımızda bir enfeksiyon varsa bu bölgedeki virüsler, mikroorganizmalar, bakteriler östaki tüpü aracılığıyla yukarıya doğru orta kulağa etki ediyor. Çocukluk çağında bu tabii daha sık görülüyor. Neden? Çünkü çocukların genizi açık değil. Genizi açık değil ne demek? Hep halk arasında işte geniz eti denen bir durum vardır biliyorsunuz. Biz buna adenoid diyoruz. O bölgede bir lenfoid doku var. Yani o bölgede bir bağışıklık sistemiyle ilgili aynı bademciklerimize benzer bir doku var. Ve bu doku 2 yaşındaki çocuklardan 8 yaşına kadar olan çocuklarda hipertrofi oluyor. Daha büyük hale geliyor. 8 yaşından sonra gittikçe küçüldüğünü görüyoruz. Tabi bu bir ortalama, hani başka herhangi bir fiziksel ya da sağlık sorunu olmayan bir çocuktan bahsediyoruz. 3-4 yaş aralığında bu maksimum düzeye ulaşıyor ve bazen genizi tamamen tıkayacak kadar büyük olabiliyor. Eskiden biz bunu muayene ederken, daha doğrusu önce isterseniz onu bize getiren şikayetlerden bahsedelim. Aileler bunda genellikle çocuğun burnunun devamlı tıkalı olduğundan yakınırlar. Çocuk burundan nefes alamadığı için özellikle efor gerektiren durumlarda, yemek yemesi gibi, işte biraz hareketlenmesi, koşması, oynaması gibi durumlarda burun nefesi alamadığı için ağız açık solumaya başlar. Hocam işte devamlı ağzından nefes alıyor. Hocam hep burnu tıkalı. Hocam biz bu çocuğun burnunu açamıyoruz diye aileler gelirler. Özellikle geceleri bu anneler için daha korkutucu hale gelir. Çünkü arada çocuğun nefesi durabilir. Buna apne diyoruz, uyku apnesi diyoruz biliyorsunuz. Uykuda solunumun durması. Çocukluk çağında daha da önemsiyoruz ama erişkin çağda da bu önemli bir sağlık problemi. Ve tabii burada durması, asıl başladığımız yere dönelim. Bu adenoid dokusu, lenfoid doku, orada mikroorganizmalar için bir yuvalanma, bir işte bir araya gelme ve enfeksiyon için yatkınlık yaratma alanı haline geliyor. Eğer adenoid dokusu çok büyükse, yani o nazofarinks dediğimiz, geniz dediğimiz bölgenin belli bir hacminden daha fazlasını tıkıyorsa, o zaman işte çocuk devamlı sanki kulak ağrısı varmış gibi, her muayeneye gittiğinde ya bu çocuğun kulağı kızarık, kulak zarının arkasında sıvı var, su toplanmış gibi hani muayene bulgularıyla. Annemizin babamızın az önce söylediğimize ek olarak, yani burundaki tıkanıklık, rahat nefes alamamaya ek olarak, hocam işte kulak ağrısı oluyor. Sık sık orta kulak iltihabı geçirmesi buna örnek olabilir. Ya da işitmeyle ilgili sıkıntılar. Hocam duymuyor. Yani 3 kere sesleniyoruz, üçüncüsünde bakıyor ama acaba bize ilgi göstermiyor, ondan mı yapıyor? Yoksa gerçekten duymuyor mu çocuk? İşte hocam geçen gün işte tartıştık, televizyonun sesini çok açıyor. İşte her şeyi yüksek sesle dinlemek istiyor. Kendisi de yüksek sesle konuşmaya başladı gibi şikayetlerle aileler bize geliyor. Ve bunların hepsi aslında aynı hastalığın, aynı klinik durumun bir devamı. Geniz etinin büyümüş olması
geniz etinin büyümüş olmasına bağlı, az önce söylediğimiz o genizle orta kulağı bağlayan tüpün tıkanıklığı, üstteki tüpünün tıkanıklığı, buna bağlı orta kulak içerisinde bir sıvı birikmesi ki bu sıvı az önce söylediğimiz gibi dışarıdan alınan bir sıvı değil. Bu bir su değil. Hani denizden, havuzdan, çocuk duş yaparken kulağına kaçan sudan vesaire kaynaklanan bir şey değil. Bu oradaki enfeksiyona bağlı dokulardan yayılan sıvı ve o temizlenemediği için kulak zarı arkasında birikiyor. Tabii bu medikal olarak tedavi edilebilen bir durum. Yani her çocukta ya da her erişkin bireyde böyle bir şey olduğunda illaki bunun ameliyatı gerekmiyor. Ama medikal olarak belli bir süre takip edildikten sonra bu tekrar etmeye devam ediyorsa, yani sık bir şekilde orta kulak enfeksiyonları devam ediyorsa ya da orada bahsettiğimiz sıvı belli bir basınçtan daha fazla ve belli bir süreden daha uzun süredir varsa, o zaman cerrahi olarak tedavi edilmesi gerekiyor. Nedir cerrahisi? Ya kulak zarının üstüne bir küçük delik açılacak. Bu gerçekten ameliyathane koşullarında, mikroskop altında. Kulak zarımız çok küçük bir şey bizim. Yaklaşık bir santim çapında gibi düşünebilirsiniz. Çok küçük. Dolayısıyla hani elimizle dışarıdan yaptığımız bir şey hiçbir zaman yeterince ince, yeterince narin olmaz. Mikroskop altında çalışılır bu ameliyat sırasında. Kulak zarına bir delik açılır. İhtiyaç olan bireylerde o içerisindeki sıvı aspire edilir. Ve yine ihtiyaç varsa oraya tüp takılabilir. Tüp dediğimiz şey, bazen aileler soruyor, hocam işte tüp varmış, işte pil bir şey takılacakmış, nasıl bir şey, işte yabancı cisim zarar verir mi? Hayır, bunlar dokuya zarar vermeyen, vücuda zarar vermeyen maddelerden üretilmiş. Böyle kabaca benzetmek gerekirse silindir şeklinde iki ucu geniş, tıpkı bu hani annelerimizin kullandığı makaraları düşünün. Aynı onlar gibi iki tarafı daha geniş, ortası daha dar olan bir silindirdir. Kulak zarının iki tarafında kalır ve o bahsettiğimiz havalanmanın dış kulak kanalı aracılığıyla oluşmasını sağlar. Yani genizden olmayan havalanmanın dış kulak kanalından olmasını sağlar. Beraberinde tabii eğer genizi tıkayan bir geniz eti dokusu varsa, adenoid dokusu varsa onun da alınması bu bölgenin her iki ucunun da açılmasını o tübün sağlar ve çocuktaki hastalığın daha hızlı, daha çabuk tedavi edilmesini ve sonrasında da bunun daha zor tekrar etmesine olanak sağlanmasını sağlar. Tüp 6 ay gibi bir süre sonra kendisini dışarı atıyor değil mi? Böyle bir fonksiyonu var. Kulak zarı üstündeki tüp belli bir süre sonra vücut tarafından atılır. Bu tabii ne kadar uzunsa bizim için o kadar iyidir. Ama her bireyin cevabı birbirinden farklıdır. Kulak zarına doğru şekilde takılmış bir tüp yaklaşık 6 ay kadar en az kalmalıdır. Bir yıl kadar kalırsa biz çok mutlu oluruz. Ama bazen böyle aylar içerisinde, hani 2-3 ay içerisinde ona atılmaya başladığını muayenelerimizde, takip muayenelerinde görürüz. Bir yıl kadar kalmasını hep isteriz. Bazen kulak zarının retraksiyonu adını verdiğimiz, kulak zarının orta kulağa doğru geri negatif basınç nedeniyle çekildiği, çöktüğü durumlar vardır. O dönemlerde daha da uzun kalmasını isteriz. Onun için bu bahsettiğim tipten farklı kulak tüpleri kullanırız. Kulak zarında daha uzun süre kalması muhtemel olan, ona göre şekillendirilmiş, ona göre yapılmış tüpler vardır. O zaman onların yıllar boyunca hatta kalmasını isteriz. Ama ortalama bir tüp için hani bir yıl kaldıysa o bizi çok mutlu eden bir şeydir. Nadiren de olsa bu değişik çalışmalarda farklı oranlar verilir. Ortalama %5 herhalde demek şey olmaz, haksızlık olmaz. Ortalama %5 oranında bir çocukta da bu geniz eti tekrar büyüyebilir ve tekrar cerrahisi gündeme gelebilir geniz eti açısından. Tüp açısından bu biraz daha sıktır. Herhalde %10'lara yakındır. Tekrarlayan tüp takılmaları ihtiyacı olabilir. Eğer o bahsettiğimiz kulak zarındaki negatif basınç ve geri çökme çok uzun süre sürerse o zaman timpanoplasti adını verdiğimiz daha büyük kulak ameliyatlarına ihtiyaç olabilir.